Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimize başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlayan Yalı Çapkını dizisiyle hayatımıza giren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi son olarak denizdeki romantik halleriyle aklımızda kalmıştı. O görüntülerden sonra ne birlikte izleyen ne de aşkları hakkında konuşan ikilimiz dün gece ne hikmetse birlikte görüntülendi. Son zamanlarda haklarında ayrılma iddiası çıkan çift birlikte görüntülenince hayranların içi ferahladı. Bir mekan çıkışı görüntülenen çift yine her zamanki gibi açıklama yapmazken çiftin hayranları Mert ve Afra'nın aynı arabaya binmesine bile şükretti. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından dizinin reytingleri düşünce birlikte görüntülenecekleri tuttu yorumları da geldi. Haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat cephesinde yer yerinden oynuyor. Son olarak 1 Kasım'da gece gözaltına alınan Polat ailesi polis merkezindeki istekleriyle herkesi şaşırtmıştı. Arabalarına da el koyulan ve Fatih İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilenen Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltı süreci hala devam ederken Dilan Polat'ın bugün saat 11.01 arasında tekrardan Bakırköy'de bulunan hastaneye götürüleceği iddia ediliyor. Gazeteci İsmail Saymaz, Polatların son durumu hakkında yeni detaylar paylaştı. Saymaz, son durum güncellemesinde Dilan ve Engin Polat soruşturmasında gizli bir tanık olduğunu ve gizli tanığın ifadelerinin belirleyici olacağını açıkladı. Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Şule ise bu süreçte merak konusu oldu. Polatlar hakkında ortaya atılan iddialar sonrası ortadan kaybolan ve sonra geri dönen Şule'nin gizli tanık olup olmadığı merak konusuyken gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı da öğrenildi. 35 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olan Metin Akpınar 82. yaşına bastı. Televizyon programlarına katılarak yaşadığı zorlukları ve Metin Akpınar'ın kendilerini kabul etmediğini anlatan Duygu Nebioğlu'ndan değişik bir hamle geldi. Yalancı bir insanın soyadını kabul etmeyeceğini söyleyen Duygu Nebioğlu, babası Akpınar'ın 82. yaşını kutladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Duygu Nebioğlu, babasının eski bir fotoğrafını paylaşarak "Doğum günün kutlu olsun babacığım, anlarsın bu duyguyu, sever seni görmeyi" notunu ekledi. Geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mido ile evlenen ama bu evliliği de hüsranla biten Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı için giydiği kostümle gündem olmuştu. Eski eşi Mido'nun giyimine karışması ve paylaşımlarını kısıtlamasının ardından sahalara geri dönen Subaşı, bu kez çamaşır makinesiyle olan mücadelesini anlattı. İlk defa çamaşır makinesi kullandığını takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, atomu parçalayacak bir hale bürünüp çamaşır makinesinin kapağını açmaya çalıştı. Daha sonra şans eseri bir düğmeye bastığını düşündüğüm Subaşı, makinenin kapağını açmasıyla büyük bir zafer kazanmış gibi sevindi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Subaşı'nın rol yaptığını ve dikkat çekmeye çalıştığını söylemeden de edemedi. Paras Zeynep Abdullah ve Hande Ateyzi'nin arası Bihter filminin çekimlerinde bozulmuştu. Aralarında gerginlik çıktığı söylenen ikili, gerginliği tam olarak kabul etmese de Ateyzi, Paras Zeynep Abdullah'la tartışması hakkında "Herkes herkesi biliyor, ne diyeyim ki, yorum yok. Her zaman süper organize olamıyorsun. Camdaki Kız dizisinde hiç fire yoktu. Hala gruptan yazışıp yemeklere gidiyoruz. Öyle bir ekibi bulmak mümkün değil" açıklamasını yapmıştı. Filmin aynı zamanda yapımcıları arasında yer alan Paras Zeynep Abdullah bir dergiye röportaj verdi. Firdevs Yüreoğlu rolü için ilk aklına gelen ismin Hande Ateyzi olduğunu söyleyen Paras Zeynep Abdullah, bu teklifi Hande Ateyzi'ne sunduğunu ve Ateyzi'nin projeye istekle dahil olduğunu söyledi. Bihter rolünde oynayan oyuncu fırtınalı anne kız ilişkisini onunla oynamak eğlenceliydi açıklamasını yaptı. Megamek'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.